İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, kuddisesi ruh. Dünya gölge gibidir. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri pek çok faydalıydı öğüt nasihatleri. Şerefettin Hüseyin'e yazdığı mektubunda buyurdu: "Ölüm vardır bu hayatın sonunda. Ey oğlum, iyi bil ki bu ömür çok kısadır. Bu da büyük ganimet ve çok büyük fırsattır. Bu kıymetli zamanı faydasız şeylere harc etmemelidir ki tükenmesin boş yere. Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmak ile geçirmek olur çok faydalı. 5 vakit farz namazı hiç gevşeklik etmeden cemaatle kılmalı, biraz geciktirmeden. Tadile erkan ile kılınırsa hem eğer, Hak Teala indinde bulur kıymet ve değer. Teheccüd namazı da ihmal edilmemeli, seher vakitlerinde çok istiğfar etmeli. Lezzet almamalıdır nefse tabi olmaktan ve çok sakınmalıdır dünyaya sarılmaktan. Ölümü hatırlayıp ahirete dönmeli, o günün dehşetini düşünüp titremeli. Dünya işleriyle zaruret kadar ancak uğraşıp ahirete lazımdır çok çalışmak. Sözün özü bu gönül Allah'tan gayrisine, tutulmaktan kurtulup dönmeli sahibine. Ve yine Müslümanın beden ve her azası hep dine uymalı ki budur işin esası. Dünya zıllı zaildir, yani gölge gibidir. Kim ona güvenirse o pişman ve nadimdir. O seninle kalsa da kalmazsın sen onunla. Ne kadar sarılsan da ayrılırsın sonunda. Öyleyse çıkmadan bu yalancı faniden, onun muhabbetini çıkarmalı kalbinden. Dünya lezzetlerine aldanmazsa kim eğer, cennet nimetlerine kavuşur, rahat eder. Ve her kim ahirete verirse fazla önem, olur iki cihanda çok aziz ve muhterem. Dünyanın aslı harap, seraptır şerbetleri. Nimetleri zehirli ve sahtedir zevkleri. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Ona aldananları yollarından saptırır. Onu kovalayandan kaçar o daha fazla. Öyle ki onu kimse yakalayamaz asla. Halbuki her kim ondan yüz çevirir ve kaçar, bu sefer o onları artlarından kovalar. Dünya düşkünlerine inanılmaz çok defa. Çünkü o kimselerde bulunmaz asla vefa. Fani olanı verip alırsan ebediyi, bu olur senin için faydalı ve iyi. Kendini bilen kişi düşkün olmaz dünyaya. Zira iyi bilir ki
bir hayaldir o güya. Şakiler bu dünyaya sarılsa da ruzu şeb, lakin baki olana sarılır iyiler hep. Mü'min bedeniyle dünyada olsa bile, ahireti düşünür ruhu ve kalbiyle. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Mekhul Eşşami rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki alemler bozuluncaya kadar insanlara Allah-u Teala'nın azabı gelmez buyuruyor Mekhul Eşşami rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam hayırlı programlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun hocam. Efendim. Cenab-ı Hak size kolaylıklar versin. Amin hayırlı size de. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayır ve dualarınızı bekliyoruz inşallah. Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Sağ ol. Allah razı olsun. Diline sağlık. Hocam biz şimdiye kadar fitre veriyorduk. Hep paradan veriyorduk. Yani bilmediğimiz için sen şeyleri dinledikçe kafamız tüm karıştı. Şimdi bir kilo hurmadan mesele veriyorduk. Normalde hani Diyanet'in 16-20 lira böyle bir şey koyuyordu. Biz bunu bilmediğimiz için şimdiye kadar böyle verdik. Şimdi bu şeyde de senden bir ricam olacaktı. Benim kaldığım yerde mesela şu anda en yenecek hurma 7 lira kilosu. Yukarısını artık şey değil yani benim durumum biraz şey olduğu için. Bunu 3,5 kilo bunu paraya çevirmemiz mümkün olur mu? Önceki yaptıklarımız yani verdiklerimizden ne yapmamız lazım? Bunun için de senden bir aydınlatma mümkünse istiyorum, rica ediyorum. Bir de ikinci sorum da hocam, çocuğum üniversitede okuyor. Duyuyorsun değil mi hocam? Evet, beni? Dinliyoruz efendim. Affedersin. Dün arkadaşlarında kalmış, o da yiyecek bir şey yokmuş, hiç niyetlenmeden orucu tutmamış. Buna kaza mı gerekiyor yoksa bu 61 şeyine mi gidiyor? Yani bunu bir aydınlatırsanız. Üçüncü sorum da hocam, ben babam zamanında benim altınımı aldı, bize kurban düşüyordu. Dedi ki yapıcım, yapıcı kurbanı kestik, ümidi kestik yani baktık yapmayacak. Dedik ki baba dedim yapacağım dedi. Sonra dedim ki hanıma benim babam bu altını yapmayacak. Şu anda kendi vefat etti sizlere ömür. Ben dedim bu altının bana 20 gramını bağışla. Mesela 110 gram altınım vardı. Bağışla dedim. O zaman dedim yani bir şey olarak durumum da biraz kritik olduğu için kesmeyelim dedim. Babam da yapmadan gitti öyle o yapmadı yani. Bunu ne yapmamız lazım? Birkaç sene kesmedik. Ondan önce kestik yapıcı diye ama... Kesmediği için de, vermediği için de bilmem artık borçlu mu kaldık, nasıl olduk? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hocam iyi günler. İyi günler efendim. Allah razı olsun. Bize dua edin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Rabbim iki can saadeti versin inşallah. Teala. Hocam oruçken hamilelikte oruç tutamayınca fidye gerekiyor mu? Daha sonra tutarsa bu fidye nasıl olabilir mi, vermez mi? Bunun için bize aydınlatır mısınız? Peki efendim. Bir de hocam Şafii mezhebinde sabah ve vitir namazı nasıl kılınır? Kazam da var. Beni aydınlatırsanız çok teşekkür ederim. Niyet nasıl ederim? Hangi duaları okumalıyım? Özellikle vitir hocam. Onu İlmihal kitabına bakacaksınız. Peki efendim. Teşekkür kazan ederiz. Kazam var da hani nasıl niyet etmeliyim? Ha, kazan varsa onları farz diye niyet edeceksin. Tamam. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Hocam hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım ve aynı zamanda çok üzgünüm hocam. Hocam ben Hanefi mezhebindeyim. Eşimin bazı sözlerinden dolayı sonradan biz Şafii mezhebine göre tekrar nikah kıydık. Ama o nikah kıydığımız zaman o mecliste ben de vardım hocam. Ve annem vardı. Şimdi bir de ben o zaman hocam tezvit ve nikah kelimelerinin söylendiğini hiç hatırlamıyorum. Ve eşim bana tekrardan hani nikahımızı bozacak kelimeler söyledi. Bu durumda biz tekrardan Şafii mezhebine göre nikah kıyabilir miyiz? Peki efendim. Hocam bir sorum daha var. Benim velim yok. Yani amcam var yaşlı ve de böyle tamam 5 vakit namazını kılıyor ama böyle şeylere çok inanacağını sanmıyorum. Erkek kardeşim var, o da 5 vakit namaz kılmıyor.
Bu durumda ben halamın oğlunu ya da eniştemi kendime veli tayin edebilir miyim hocam? Peki efendim. Hocam çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Hocam bir dinleyicimiz sual ve cevap sizin beraber göndermiş. Maşallah. Ama cevap diyor doğru mudur? Sual şu. Kasten orucunu bozan kimse sonradan oruç tutmamayı mübah kılacak bir hal başına gelse yine de kefaret gerekir mi? Cevap öyle bir durum vaki olursa kefaret gerekmez. Mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat sefere çıksa kefaret gerekir. Çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir. Bu doğru mu diyor? Dinleyicimiz cevapta sefer kısmına takıldı belki de. Anladım da şimdi doğrularla eğrileri karıştırmış. Doğrularla eğrileri karıştırmış. Fıkıh kitaplarında bizim okuduğumuz ve okuduğumuzda anlayıp kendimize göre hüküm çıkarmamız yanlış. Bir kere adam bile bile orucu bozdu. Kasten bozdu. Zaten kefaret için kasıt gerekir. Kasten bozdu. Ne hastaydı ne ustaydı bir şey değilken bozdu. Kefaret gerekti. Efendim ondan sonra da bir hastalandı. Hastalanmayabilirdi. Yani o onu kurtarmaz. Hani evet fıkıh kitaplarında yazılmış. O dinleyicimizin de aldığı gibi oraya. İşte şer'an meşru olan bir sebep zuhur etmiş olsa o gün içerisinde zuhur etmiş olsa ifadesi kullanılmış ama tercih edilen kavil o değil. Bu adam kefaret tutacak. O zaman oyuncak olur. İşte sefere çıksa, seferdeki yere takıldıysa çünkü seferde buyuruyor ki çıktığı gün değil, ertesi gün aynı şekilde oruca niyet etmeyebilir. Ertesi günü. Mesela ben bugün diyelim ki öğleden sonra Ankara'ya gideceğim. Seferiyim ya işte niyetim var falan filan. Yani, orucu kırsam olur mu? Veya sabahın 9'unda otobüse bindim. Veyahut da tayyareye bindim. Ülkeler arası gidiyorum. Trene bindim. Gemiye bindim. Seferiyim yani. Mesafe de öyle. Ya başlangıçta niyet etmeyecektim. Ya bozamam bugün onu. Yani seferiyim diye bozamam. Şimdi orada o dinleyicimiz de cevap olarak aktarmış onu. Hani bile bile bozdu. Arkasına da yolculuğa çıktı. Bu aynı şekilde onu kefaretten kurtarmaz ifadesine takılmış. Kefaretten kurtarmaz. Esas genel hüküm itibariyle de zaten oradaki bildirilen tercih edilmiş. Yani hasta da olsa, usta da olsa, yolculuğa da çıksa o kefaretten kurtarmaz. Şimdi kurbanı çağrıştırdı. Belki de dinleyicimizde de aynı şey. Hani kurban bayramının 3. günü sefere çıkacağını bilen diye bir ifade var ya. Bu da onunla galiba kıyas yaptı. Efendim namazın içindeki namaza durmuşsunuz. Namazın içindeki rükünlerde bile hükümler farklı. Kıyas edemezsiniz. Kıyamla tahiyyat farklı. Kıyamda okumak zarar vermez. Secdeyi sevgi gerekmez. Ama kadede mesela 4 rekat farz namazın 2. rekatında oturdun ettahiyyatü okudun. Allahümme salli diye başladın. Allahümme dedin. Bu bile secdeyi sevgi gerektirir buyuruyor. Ama şeyde kıyamda ya şey yaptın, şaşırdın, baştan alayım dedin, başa döndün, baştan bir daha aldın. Hata ettin, arasında tekrar düzelttin, bir daha aldın. Kıyam kıraat mahallidir, secdeyi sevgi gerekmez, farzı geciktirmiyor. Ama öbür tarafta farzın kadi ulasında Allahümme desen, farzı geciktirmiş olursun buyuruyor. Secdeyi sevgi gerekir buyuruyor. Dolayısıyla hani bir konuda verilen hükümle o öbürsüne kıyasen böyle bir neticeye gitmek o uygun değil efendim. Buyurun hocam. Ve gelelim efendim dinleyicilerimizin suallerine. Şimdi hamile bir hanım. Dinimiz izin vermiş. Süt veriyor hamile. Zaten doğumdan sonra onun nifas hali var tutamaz. Hamilelik döneminde çocuğuna süt verirken yani Ramazan-ı Şerif rastlamış olsa izin vermiştir, tutmayabilir. Orucunu tuttu.
baktı hani çocuğa bir zarar yok süt verirken. Doyuruyor çocuğu da. Mesele yok, devam eder. Peki hamilelik döneminde gerçekten çocuğa bir zararı söz konusu değilse bir dener. Zararı söz konusu değilse tutmayabilir. Ama İslamiyet izin vermiş. Tutmaz demiyor. Tutmayabilir. İzin var. Seferdekine izin vermiş. Hastaya izin vermiş. Yaşlıya izin vermiş. Burada herkesin kendine bağlı galiba. Tabii kendine bağlı. Durumuna bağlı. Dolayısıyla dinimizin bildirmiş olduğu bu izni kullanıp tam canım işte izin var falan fidye veriverin falan. Hayır öyle değil o. Bakın şimdi kitaplarda açık net yazıyor. Yolcudur, hastadır, hamiledir, çocuğuna süt veriyordur. Bunlara izin vermiş İslamiyet. Ama bunlar bu hal geçince kaza eder buyuruyor. Fidye verse, fidye vermesinin bir kıymeti yok. Bunlar hepsi geçici durumlar çünkü. Aha. Ama bakın yaşlıya ve tedavisi mümkün olmayan hastalığa yakalanmış olan için fidye verir buyuruyor. Yaşlı gençleşmeyecek ki. Ancak ne olur? Hani kısa günlerde zorlar kendisini biraz. Zorlar kendisini. Dolayısıyla tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmış olan veya yaşlı olanlar fidye verir. Ama onun dışında hamile kadın, çocuğuna süt veren kadın, ondan sonra hayız zamanı da aynı şekilde tutturuyorlar. Seferilik anında veya Ramazan-ı Şerif'te hasta oldu, tedavi olmak için hastaneye yattı. Bir ay, bir buçuk ay yani Ramazan-ı Şerif'in başında yattı. İşte bayram dahil hastanede kaldı. Tamam orucu tutamadı, tedavi oluyor çünkü. Ama 6 ay sonra iyi oldu, sıhhatine kavuştu. Tutacak onları, kaza edecek. Ya fidye veriversek şimdi falan filan yok. Versen de yine kaza edeceksin. Öyle yazıyor kitaplar. Versen de yani böyle olanlar verse de fidye verse de yine bunu kaza etme mecburiyetleri var. Durum bu. Oğlum niyetlenmemiş dedi. Bu dedi kaza mı gerekir, kefaret mi gerekir? Hani niyetlenmemiş orucu. Zaten oruca niyet etmemiş. Kefaret gerekmez. Ama bunu adet haline getirmek o tehlikeli ya Ramazan-ı Şerif'te. Benim de en çok dikkatimi çeken o oluyor. İman gidince haya gidiyor, utanma da gidiyor. Efendim ben insanlardan niye utanayım falan. İnsanlardan, yani Allah'a da adam haya etmeyince insanlardan sonra hiç haya etmez. Hiç haya etmez. Ben çocukken çok duyardım. Ar damarı patlamış diye. O imanla bağlantış bir şey. Ar utanmak demektir. Ar damarı patlamış. Hakikaten patlamıştır. Bir zamanlar bizim Türkiye Gazetesi'nin yazarlarından Mehmet Oruç vardı. Allah rahmet eylesin. Bir kitap şey için hazırlık yapıyordu da o hazırlık dönemlerinde böyle enteresan şeyler bulmuşmuş yaptığı araştırmalar neticesinde gazetede de yazmıştı. Kadının bir tanesi buna benzer biz çocukluğumuzda da dinlemiştik. İşte Müslüman anne babadan doğmuş kızcağız yetiştirilmiş. Dinli imanlı öğretiyorlar falan işte üniversiteye gidiyor üniversite işte birisi falan filan derken din simansız birisiyle aynı şekilde evleniyor. İşte önceleri imanlı böyle muhafaza eder gibi davranırken falan işte sonra yok danstı bilmem neydi falan filan. Kadın anlatıyor hatıratını bir gün demiş de yabancı bir erkekle demiş kocam götürdüydü dans ederken demiş böyle demiş hani demiş bir beynime giren şeylerden böyle bir kıt diye bir ses geldi hatta şey oldu falan demiş hani ardamarı çatlat derler ya. Demiş ondan sonra demiş ben yabancı erkekle kendi kocamla veyahut da yakınımla değil mi? Kiminle aynı şekilde böyle lazım. Bana hiç şey gelmedi. Niye? İman gitti. İman gidince hayata gitti, arda gitti, namusta gitti, hepsi gitti. Hepsi gitti. Dolayısıyla oruç tamam tutamayabilir. Hastadır, şeydir, yolcudur tamam. Böylelerine izin vermiş İslamiyet ama gizliye buyuruyor. Şimdi bakıyorsun başörtülü bir kadın mayen gününde o da şakır şakır dışarıda yiyor. Başörtülü kadın. Başörtüsü onu kurtarmaz ki. İman gittikten sonra her tarafını kapat istersen. İman yoksa her tarafını kapatmanın bir alemi yok yani. Yerlerde sürünerek böyle bir tek gözlerini şey yap her tarafını da kapat istersen. Bugün arkadaşım birisi Facebook'tan paylaşmış da orucunuzu diyor gizli tutun. Tutmayanlar ayıp olur. Ya yani tersine döndü iş. Tersine döndü iş. Ya şeyde bizde çalışıyordu reklamda.
Bu diğer kanallardan birisine gittiydi falan. Yaşça benim küçüğüm. Geldi abi dedi enteresan bir şey anlatacağım falan dedi. Ya dedi, ben dedi hani tekereten gittiğim için bu Ramazan-ı Şerif gelince buna gelmişler demişler. Sen oruç tutacaksın falan. Ya demişler olmaz. Biz demiş tutmuyoruz, seni tutman ayıp olur falan. Seni tutman ayıp olur falan. İki gün sonra bunlar toplanmıştı, bir karar vermişti. Biz demişler toplandı, karar verdik. Şimdi sen oruç tutarken biz yersek yani şey sana karşı yani bir ayıp işlemiş oluruz. Bunun için senin de oruç tutmamana karar verdik diye. Bizi ayıptan kurtar diye. Bizi ayıptan kurtar diye. Çok hassaslarmış. Ya ne kadar hassas. Ya insanların altyapısı şeyi bu. Allah'a veren emir olarak değil. İşin enteresan tarafı. Hadi bunlar hiç şey görmedi de. Adam imamatı bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş. Gerçi ilahiyatı bitirip bir de bir oralarda akademik kariyer falan filan yaptıysa, doktora lisans falan filan yaptıysa artık o da aynı şekilde hani o kadınların hani şey hayayı bitirdiği gibi onda da iman gidiyor. Onların da çoğu bir sürü öyle imansız, dinsiz ilahiyatçı var. Şakır şakır da konuşuyor. Şakır şakır da konuşuyor. Bana göre bana göre diye başladı mıydı? At çöpe gitsin böylelerin hepsini. Dolayısıyla yani bakıyorsun yani bunlara bir laf diyemiyorsun çünkü öbür tarafta adam imamatı bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmuyor. Namaz da yok zaten bunlarda. Namaz da yok. Ahir zamandayız. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Emin abiler Allah rahmet eylesin. Toplantılarda bir şey söylerlerdi. Ahir zaman herkesin kendine baba olacağı zaman. Kendini ve evlatlarını ateşten kurtardın, kurtardın, kurtaramadın. Kendini biliriz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, oruç aç susuz durmak değildir. Allahü Teala iman edenlere, senede bir ay Ramazan-ı Şerif ayında gündüzleri oruç tutmayı emretmiştir. Cenab-ı Hak bu emri sebepsiz vermemiştir. Oruç, insanlara hem maddi hem de manevi faydalar sağlamaktadır. Bütün bir sene çeşitli yemekleri eritmek için yorulan insan midesi ve bağırsakları, senede bir ay dinlenerek sağlığını korumuş olur. Bu maddi faydasıdır. Manevi faydası ise, oruç tutan bir insan, aç kalmış bir insanın çektiği ızdırabı, bizzat hissederek, fakir insanlara yardım etmek ihtiyacını duyar. Bu da insanların birbirlerine yardım etmelerine sebep olur. Birbirlerine yardım eden insan topluluğu arasında ise çekişmeler olmaz. Ayrıca Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için gündüzleri bir ay oruç tutan bir Müslüman, Cenab-ı Hakk'ın diğer emirlerini yerine getirme alışkanlığını da kazanır ve başka emirleri yapmaya istidat yani kabiliyet elde eder. Oruç tutanın yalnız mideyi dinlendirmeyi, perhiz yapmayı düşünmesi, orucun sahih ve makbul olmamasına sebep olur. Zira oruç, yalnız aç ve susuz durmaktan, zahiri ve lüzumsuz amellerden ibaret değildir. Orucun batini birçok hükümleri ve faydaları da vardır. İlmi ve anlayışı yüksek olanlar, bedenin, ruhun mekanı ve nefsin arzularının dönüp durduğu yer olduğunu bilirler. Nefsin bedeni arzuları ne kadar çok olur ve bedene ne kadar galip gelirse, ruhun gelişmesi de o kadar az ve hatta hiç olmaz. Bütün dinlerde nefsin arzularını yapmamak, yani riyazet çekmek, Allahü Teala'ya yaklaşmaya vesile olur diye bildirilmiştir. Riyazet, nefsin şehvetini kırar. Bunun için her dinde riyazet çekmek kıymetli tutulmuştur. Peygamber Efendimiz, oruç tutan kimse yalan sözü terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allahü Teala'nın ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Faydasız şeyler söylemek, Müslümanları gıybet etmek, orucun sevabını giderir.
zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek akıllı kimsenin yapacağı iş değildir. Adet üzere alışkanlıkla namaz kılan ve oruç tutan çoktur. Fakat dinin bildirdiği hududu gözeten, haram ve şüphelilere düşmemeye dikkat edense pek azdır. Doğru ve halis ibadet edenleri, adet üzere bozuk ibadet edenlerden ayıran fark, Allahü Teala'nın emirlerini gözetmektir. Çünkü namaz ve orucun halisi de bozuğu da görünüşte beraberdir. Sadece yeme içmeyi terk ederek, yalandan, gıybetten uzaklaşılmayarak tutulan bir orucun, zahiri ve lüzumsuz bir amel olduğunu İslam alimleri bildirmişlerdir. Ancak oruç tutarken günah işleyenler, benim orucumun kıymeti yok diyerek orucu terk etmemeli, oruca devam etmeli, Allahü Teala'ya yalvararak af dilemeli ve işledikleri günahlardan yüz çevirmelidirler. Zaten oruca devam etmek insanı günah işlemekten men eder. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala lütfederek, ihsan ederek, nefis iman edip İslamiyete uymakla şereflenince, İslam-ı hakikiye kavuşulur ve imanın hakikati hasıl olur. Bundan sonra yapılacak her iş, İslamiyetin hakikati olur. Namaz kılınca, namazın hakikati kılınmış olur. Oruç tutunca, orucun hakikati tutulmuş olur. İslamiyetin bütün hükümlerine uymak da hep böyledir. Oruç, senede bir ay, yani Ramazan ayında, yalnız gündüzleri orucu bozan şeylerden uzaklaşmak demektir. Orucun dünyadaki faydalarından biri, insanlara açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu öğretmektir. Zira tok olan, hiçbir zaman açın halinden anlamaz ve ona merhamet etmez. Oruç, bundan başka nefse hakimiyeti de öğretir. Peygamber Efendimiz, bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur buyurmuştur. Netice olarak orucun Allahü Teala'nın emri olduğuna inanmak ve sevap beklemek lazımdır. Günün uzun olmasından ve oruç tutmak güç olmasından şikayet etmemek şarttır. Günün uzun olmasını oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmasını fırsat ve ganimet bilmelidir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimizin ilk sualini atlamışız. Dedi fıtrayı biz de kağıt parayla veriyorduk dedi. Şimdi dedi bizim burada dedi, baktın dedi hurma 7 lira. Herkes kendi durumuna göre hani fiyatını seçebilir. 7 lira. 3 7 21 aşağı yukarı 25 lira. 25 lira. Yani dedi biz dedi 3,5 kilo hurma alıp versek veya bunun bedelini şey olarak versek, para olarak versek. Evet, fakir vekiliyle hurmayla bile devir yapılır. Nasıl yapılır? Biraz uzar ama mesela diyelim ki 3,5 kilo hurmayı getirdi. Sen fakir vekilisin. Fıtra olarak ben sana bunu verdim. Veyahut da 2 kişilik 7 kilo hurma getirdim. Ondan sonra ben dedim ki ya arkadaş bunun fiyatı işte bu. İstersen bana sat. 25-25, 7 kilo, 3,5-3,5, 7 kilo. 25 ellerine 50 lira. 50 lira eder. Olur dedi ya ben de evde hurma çok da tutursan 50 liraya sattım. Sen de kağıt parayı verdin. Sen parayı ona verdin, hurmayı geri aldın. Dolayısıyla sen de götürdün o fakirlere o kağıt parayı verdin. Seni umumi vekil tayin etmişlerse. Veya bunu birer kralık veya da yarım şarkın ama altınlar var. Onlarla da aynı şekilde devir yapılabilir. Bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Yani 7 liralık hurmayı baz alarak ben fıtra verebilir miyim? Tabii verebilirim. Yani fıtranın devri sadece altınla değil,
mesela arpa, buğday, hurma, kuru üzüm, bunlarla da kendileriyle de yapılabilir yani devrim. İlla ki para vereceksin. Unla. Mesela geçen sene dinleyicim birisi dedi, ben dedi böyle böyle de unla devir yaptım dedim. Maşallah ne güzel anlamış yani. Zor bir şey de değil. Oluyor mu? Oluyor tabii. Yani başarılıyor mu? Başarılıyor. Efendim işte kağıt para lazım falan filan. Ya bu bir emirdir. Dinin emridir. Herhangi bir yere gidiyorsun, bir devlet dairesine gidiyorsun, çarpınca falan şey evrakları doldur diyorsun. Ya canım ben dolduramam falan filan diyor musun, diyemiyorsun. Oturuyorsun, aynı şekilde dolduruyorsun. O şartları yerine getiriyorsun. Şunu alacağım diyorsun, tamam şartları budur. Böyle böyle yapınca bunu alırsın. Bir dinleyici bizde mesela Ramazan kolileri oluyor ya, bildiğin, bayağı bildiğin fakir bir aile varmış. O Ramazan kolilerinin içerisinde kendisi özellikle 5 kiloluk un da alıp koymuş. Böylece fitresini de vermiş. Tabii bitti. Oldu bitti yani. Ne oldu? Fakire yardım ettin. Fıtra demene de gerek yok. Sen onu oradaki mesela diyelim ki bulgur da koyuyorsun, pirinç de koyuyorsun. Yani onları da aynı şekilde o niyetle koyduğun zaman onlar da aynı şekilde kurtarıyor tabii ki bedelini şey itibariyle. Yani oraya un koyduğun zaman zaten kişi başı nedir? 1750. 1750. 2 kişi 3,5, 4 kişi olsa 7 kilo un. 10 kilo oraya bir şey koysan, yanına da işte çay, şeker, meker falan bir şeyler koysun, bir kuru alır götürürsün. Ne oldu? Fakir 10 kilo un geldi. İşte, zaten ihtiyacı var. İhtiyacı var. Onu da sen de ibadetini yerine getirmiş olursun. Efendim bu dinleyicimizin ikinci suali ne? Hani oğlu niyetlenmemiş. Üçüncü suali vardı. Babam dedi, benim dedi altınımı aldıydı. İşte verdim vereceğim falan olsa o dönemlerde kestik ama dedi herhalde hanımın da altını var galiba. Sonra dedim ki dedi ya sen şunun bir kısmını bana ver. Hanımı şeyden nisaptan düşürdük. 2-3 senede öyle kesmedik. Durumlar müsait olmazsa yani kesmemek için değil de durumlar müsait değil, alacak durumlar yok. Hani bu yola gidilir. Kitaplar yazıyor. Buna izin verilmiş. Ama zekat vermemek için, kurban kesmemek için imkanlar, şartları zor şey yaptığı zaman zekat da verebilecek durumdalar, kurban da kesebilecek durumdalar. Kurban vermemek, zekat vermemek, kurban kesmemek, zekat vermemek için böyle bir yola girmek hile-i batıla diye kitaplarda geçiyor. Yani günah da o nispette fazla. Burada babası zaten vermemiş artık. O bitmiş yani. Tamamen artık nisaptan da düşecek onu. Bitti o. Ha, öbür yolu da hakikaten şartları zorlanıyorsa, yerine getiremiyorlarsa yapabilirler. Efendim dinleyicimiz Şafii mezhebinde ben dedi kaza kılıyorum. Efendim bir tek Hanefi mezhebinde vaciptir. Vaktinde eda etmek vaciptir. Vitri Hanefi mezhebinde vaktinde kılamadıysa kaza etmek de vaciptir. Ama diğer 3 mezhepte kaza etmeleri gerekmiyor. Peki onun yerine ne kılar? Vitir yerine ne kılar? Kazaya kalmış olan farzlardan birisini kılar. Sabahın farzını kılar, öğlenin farzını kılar. Yani niyet ettim. İlk kazaya kılan sabah namazının farzını kılmaya, ilk kazaya kılan ikindinin farzını veyahut da öğlenin farzını yahut da yatsının farzını kılmaya veyahut da akşam farzını kılmaya diyerek niyet edebilirim. Evet edebilir efendim. Efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Biz dedi Hanefi mezhebindeyiz dedi. Şafii mezhebine göre de nikah hakkı yapmışlar. Yani yalama olmuş. Bu adam peki bu nikahı devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Hanefi'yken bir halt etmiş, Şafii mezhebine göre nikah hakkı yapılmış. Orada şartları gözetilmemiş. Şimdi tekrar diyor ki Şafii mezhebine göre işte ben diyor araştırdım, baktım. Hani benim velim yoktu, kendim oradaydım falan. Şartlara da uyulmamış yani. Olmamış yani Şafii mezhebine göre. O nikah hakkı olmamış. Eğer veli yoksa, veli fasıksa yabancı birisini, 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında olan birisini veli tayin edebilir. Mesela eniştesini. Edebilir. Ama o aradaki yaşadıkları ne? Arada nikah yok ama. Şimdi Hanefi mezhebine göre gitmiş. Peki Şafii mezhebine göre diyor kimse yoktu, ben vardım diyor. O da olmamış. Eğer anlattığı gibi ise o da olmamış yani. Şafii'ye göre de olmamış yani. Şafii mezhebine göre nikahlar zaten hiç olmamış. Dolayısıyla o halleri günah olur. Gayrimeşru olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun beraber olmaları.
Tövbe istiğfar etmeleri lazım eğer öyleyse. Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Tabi bir de kocasına hidayet versin. Adam din iman bilmiyorsa veyahut da böyle bir şeylere de inanmıyorsa zaten onunla nikah hakkı da yapılmaz ki. Öyle birisiyle de evli kalınmaz. Ama efendim işte mecburen işte bazı şartlar falan. Yani sen Allah Teala'nın sana rızık vereceğinden endişen mi var? O zaman senin kendinde de aynı şekilde bozukluk var demektir. Öyle o çıkıyor. Oraya o çıkıyor yani. Fatıma anamız annesiyle anne karnındayken Hazreti Hatice anamızla konuşmuş. Biz kitaplarda okumadık. Dinleyicimiz de delil var mı diyor. Hangi kaynakta var diye soruyordu. Demek ki yok. Bizim baktığımız kaynakların hiçbirisinde görmedik. Onu söyleyene sorsun. Niye bize soruyor? Allah Allah. Benim de dilimin ucuna geldi de. Kim söyledi bunu? Git ondan sor bunu. Nerede yazdığını? Nerede yazdığını? Şeyde işte Ramazan-ı Şerif girerken sosyal medyada var. İşte helallaşmak lazım. Eshab-ı Kiram falan. Şimdi bazıları hani delil bulamayınca büyüklerimiz öyle yapardı ya. Hangi büyük? Onun baş tarafını değiştirmişler. Dün geldi bana bir tanesi. Aynı duayı dua ediyorlarmış. Helalleşiyorlarmış. Bu defa demişler ki büyüklerimiz işte akşama doğru, Ramazan'ın her günü akşama doğru böyle yaparlardı. Duayı okurlardı. İlla ki bir şey söyleyecekler ya. Gevezeye cehennem atmışlar odun yaş demiş ya. Onu da dinleyicilerimiz de bir şey yapıyorlar, gönderip bize soruyorlar. Bu hocama sorar mısın bu doğru mu diye. Kim gönderdiyse ona sor. Tabii. Kaynağı ne? İşte daha önce bir anlattım ya, bana birisi mesaj göndermiş falan. Ben de cevap veremiyorum zaten de, baktım bir şeyler yazıyor falan, bir kandil gecesi. Dedim bu kaynağı ne? Bilmiyorum dedi, sen biliyor musun diye. Daha sonra aradı, dedi böyle bir uzun uzun yaz. Ben dedi özür dilerim ama dedi yani jeton düşmüş. Yani böyle böyle falan. Dedim niye araştırmıyorsunuz? Sosyal medyada ne gelirse salıveriyor gitsin. Bunun aslı var mı? Yani, kim yazdıysa ona sor. Bana ne soruyorsun? Bir eve taşındık, böcek sardı. İlaçlamalar falan yaptık ama şimdi de zaman zaman yine böcekler, karıncalar gelebiliyor. Bunun dini bir tarafı var mı? Galiba şunu soruyor dinleyicimiz. Hani öldürebilir miyiz? Öldürebilir miyiz? Bir de karıncaya bir şeylik, kutsallık atfedenler oluyor ya. Hani eve gelince. Efendim zarar verince, şey yapınca öldürülür. İki şekilde öldürülmez. O da suda boğmak, ateşte yakmak. Onun dışında herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Hatta kitaplarda mesela o şey var, kene diye geçiyor. Hadis-i şerifte var. Bir vuruşta öldürülen şu kadar, iki vuruşta şu kertenkele kadar. Kertenkelenin işte cinsi, o sürüngenlerden, zarar verenlerden. Zarar veriyor yalnız. Şimdi fıkıh kitaplarında mesela hadis-i şeriften din niye öğrenilmez? Onu okuyan, o hadis-i şerif okuyan, bak hadis-i şerif var, öldürmek lazımmış diye anlıyor. Aynı hadis-i şerif. Ama hiçbir fıkıh kitabında öyle anlaşılmamış. Hiçbir müştehit alim onu öyle anlamamış. Allah Teala boşuna yaratmadı ki onları. Hani İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri, bu zarar veren, zarar veren böcek türü olsun, sürüngen olsun veya bunlar olsun, zarar verdiği zaman süratli bir şekilde öldürülmesi, o kelerin aynı şekilde süratli öldürülmesinin, öldürülmesini hüküm olarak bildiriliyor. Yoksa git keleri öldür demiyor. Kelerin ne suçu var? Ne suçu var? Ya hayvan gidiyor tek başına. Yılan da öyle. Zarar vermediği müddetçe niye dokunuyorsun ki hayvana? Ya bırak aynı şekilde yaşasın. Onun herhangi bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla karınca falan gibi. Karınca olsun. Ondan sonra diğer böcekler olsun. Onları süratli şekilde öldürmekte ya da ilaçlayarak. İlaçlayarak öldürmekte mahsur yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.